Masal keyfi. Karlar Kraliçesi masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Birbirlerini kardeş gibi çok seven iki çocuk varmış. Kızın adı Gerda, oğlanın adı Kaymış. Gerda'nın bir de büyük annesi varmış. Büyük annesi masal anlatır, onlar da zevkle dinlerlermiş. Çocuklar, bugünkü masalımız da Karlar Kraliçesi'ydi. Umarım beğenmişsinizdir evlatlarım, canlarım, ballarım, kaymaklarım. Çocuklar o gece büyük annenin anlattığı masalı dinlemişler. Sonra da yatıp uyumuşlar. Ertesi gün her yer karlarla kaplı, bembeyazmış. Sanki dün gece babaannesinin anlattığı Karlar Kraliçesi masalının içindelermiş. O gün çocuklar kar topu oynamışlar, kardan adam yapmışlar. Her şey çok güzel gidiyormuş. Ama sonra birdenbire gizemli bir kızak belirmiş. Bütün çocuklar sırayla o kızağa binip kaymışlar. Çok eğlenceli vakit geçirmişler. Kızağa binme sırası bizim Kay'a gelmiş. Kay kızağa bindiğinde kızak hiç durmamış. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Hızlıca gözden kaybolmuş. En sonunda kızak kendi kendine durmuş. İçerisinden de Karlar Kraliçesi çıkmış. Çok üşümüşsündür çocuk. Hadi gel şatoma da sana pelerin vereyim. Kay, Karlar Kraliçesi'nin büyük annenin masalında dinlediği kraliçe olduğunu anlamış. Çok korkmuş ve orada neden bulunduğunu bir türlü anlayamamış. Şatoma hoş geldin. Bu pelerini al giy de üşüme bakalım. Hasta olmanı istemeyiz, öyle değil mi? Gerçekten çok üşümüştüm. Şimdi üşümem geçti. Ama neden ben buradayım? Neden burada olduğunu bilmek istiyorsan benimle gel. Karlar Kraliçesi her ne kadar başta iyi görünse de aslında çok kötü birisiymiş. Çünkü yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Kaya da bu şekilde buzdan bir heykelcik yapıvermiş. Buzla kaplı bir çocuk. Çok kötüyüm ben. Çok kötüyüm. Artık seni buradan hiç kimse kurtaramaz. Masal keyfi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.